الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري وأمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bugün inşallah İbrahim suresi 24. ayetten itibaren vaktimizin müsaadesi Rabbimizin ikramı kadarıyla sizi bıktırmadan inşallah bir şeyler anlatmaya çalışalım. İlk ayet Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Görmüyor musunuz ki, görmüyor musun ki Allah Teala şöyle bir misal veriyor, örnek veriyor. Konuyu, meseleyi iyice anlayalım diye Allah Teala basitleştirerek bir örnek veriyor. Nasıl bir misal? Öyle bir söz ki çok hoş bir söz, kelimeten tayyibe. Keşeceratin tayyibe. Hoş bir söz, parantez içi ayeti kerimeler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hikmet dolu sözleri vesaire. Keşeceratin tayyibe. Çok hoş bir ağaç gibidir. Asluha thabitun, o ağacın kökü sabittir, yere çakılıdır. Ve fer'uha fissemâ, dalları ise göğe doğru uzamıştır. Tu'ti ukulaha kulle hînin bi'izni rabbiha. Rabbinin izniyle o ağaç her an için meyvesini verip durmaktadır. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Teala insanlar için böyle örnekler veriyor ki onlar düşünsünler, tefekkür etsinler, akıllarını başlarına alsınlar, ibret alsınlar. Bir ayet daha okuyalım, hatta iki ayet daha, ondan sonra tekrar geri dönelim. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَب۪يثَةٍ, çirkin bir sözün misali ise keşeceratin habise, çirkin bir ağaç gibidir. Uctuzzet min fevqil ardı ma leha min karar. Öyle bir ağaç ki kökü derinlere doğru gitmiyor. Yerin üstünden kolayca kesilip koparılan, sadece yüzde şöyle bir duracak kadar kök salan ya da kökleri yana yana gönderen, مَا لَهَا مِنْ قَرَار, o ağaç için, o ağaç için kararı olmayan, her zaman için rüzgarın salladığıyla yerinden çıkıp gidebilen, sabitliği mümkün olmayan bir ağaç. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Bir sonraki ayette bunların değerlendirilmesi yapılıyor ve deniyor ki Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ. Zalimleri ise Allah Teala saptırır, sapıklığa bırakır. Onlar ve yef'alullah ma yasha, Allah Teala dilediğini de yapar. Şimdi geride 4 tane ayet geçti. Toplu olarak baktığımızda Allah Teala şöyle bir teşbih yapıyor. Bir hak söz var. Ayet ve hadislerde olduğu gibi gerçek bir söz var, hakikati ifade eden söz var. Bir de hakikatle ilgisi olmayan, hakikat havası veren, hakikatmiş gibi bir
hava içerisinde olan bir durum demeyelim de bir görüntü içerisinde olan bir başka söz var. Allah Teala bunları şu iki ağaca benzetiyor. Bir ağaç ki kökü derinlere kadar inmiş, hangi felaket gelirse gelsin, felaketten maksat batıl fikir gelirse gelsin, hiç etkilenmeyen, sabit olarak duran ve sürekli meyvesini veren, etrafa hakkı yayan bir ağaç. Hak söz buna benzetilmiş. Batıl söz ise hak tarafı olmadığı için sabitliği yoktur. Her gelen rüzgara karşı şekil alır. Yerinde de durmaz. Önce şöyle bir gelişir, birden insanlar onu köklü bir şey zanneder. Biraz sonra bakarsınız ki kökünden sökülmüş gitmiştir. İşte batıl söz buna benzetilmiştir. Bir de burada geçen bir hak kelimesi benim kullandığım, bir de ayet-i kerimede geçen bir tayyibe kelimesi var. Bir de habife kelimesi var. Bunlar üzerinde şöyle kısaca durmak istiyoruz. Hak bir defa ayette geçmedi ama izah ederken söylemek durumunda kaldık. Hak değişmez ve sabit demektir. Doğru olduğu için, başka doğru olmadığı için sabittir. Asırlar geçse bile hak, hak oluşundan bir şey kaybetmez. Sabit olan ve değişmez olan anlamına geliyor. Bir de ayet-i kerimelerde geçen tayyibat, tayyibe, tayyib, bir de habais ve habis kelimeleri var. Tayyib ya da müennesi tayyibe, insana hoş gelen, insan görür görmez hemen onunla ünsiyet peyda ettiği, içinden bir yadırgama hissetmediği, eskiden beri ona yakınlığı varmış gibi davrandığı şeye tayyib denir, tayyibe denilir. Habis ise bunun zıttı. İnsan görür görmez uzak durur otomatik olarak. İçinden nefret hissi uyanır. Uzak durma hissi meydana gelir. Ve insan onu çirkin görür. Çirkin. Böyle kirli görür, çirkin görür, bozuk görür. İşte Allah Teala hak sözü, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri bu hoş olan bir söz olarak ifade etmiş ve bunu hoş, güzel meyve veren bir ağaca benzetmiş. Çirkin sözler ise, batıl sözler ise çirkin söze benzetilmiş. Aslında insanın ruhuna aykırı gelen şeylerdir bunlar. Ruh bu sözleri duyduğu zaman yadırgar. Nefsin hoşuna gider de ruhun hoşuna gitmez. Ruh onu çirkin görür. İşte Allah Teala batıl sözleri de bu şekilde çirkin bir söze, bir ağaca benzetmiştir. Bir de başka yerlerde Allah Teala birkaç yerde buyurur ki biz size tayyip olanları helal kıldık, habis, çirkin olanları haram kıldık. Peygamberimizin vasıfları anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de o peygamber size tayyibat olanları helal kılar, habais, habis, çirkin olanları haram kılar diye geçmektedir. Bu insanlar için de kullanılır. Nur suresinde mesela der ki tayyibat olanlar tayyip olanlar içindir. Habais olanlar habis olanlar içindir. Yani güzel insanlar, hoş insanlar birbirleriyle beraberdir. Çirkin, içindeki ahlak kötü olanlar da kötü ahlaklar içindir. Nur suresinde de bir de böyle geçiyor. Burada demek ki Allah Teala hak sözü hoş bir ağaca benzetiyor. Batıl sözü de çirkin bir ağaca benzetiyor. Mesela çirkin ağaç örneği olarak Kur'an-ı Kerim'de zakkum ağacı geçmektedir. Zakkum, cehennemliklerin kendisinden beslendiği ağaç. Zakkum.
Öte yandan mübarek diye tanıtılan ağaçlar vardır. Mesela Nur suresinde zeytin ağacı. Ve Tin suresinde incir, üzüm, hurma mesela. Bunlar hoş olanlar olarak tanıtılır. Elem tara ilellezine beddelu ni'metallahi kufran ve ahallu kavmehum daral bevar. Sen yine şunları görmez misin ki Allah'a şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette, pardon yanlış oldu galiba, ve cealu, 30. ayeti okuyorum, lillahi endaden, 28. ayeti okuyorum, elem tara ilellezine, o kimseleri görmüyor musun ki beddelu, değiştirdiler, ni'metallahi, Allah'ın nimetini takas ettiler. Neyle? Kufran. Nankörlükle, kafirlikle takas ettiler. Allah'ın nimeti üzerlerinde duruyor. Şükredeceklerine nankörlük etmişler. Böylece şükredip sevap kazanacaklarına nankörlük yapıp günah kazanmışlardır. Ve hallu kavmehum daral bevar. Bir de Allah zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve halklarını, kendi çevrelerini helak yurduna yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir durak yeridir. Ve bi'sel karar, cehennem, yaslavneha, vardıkları yer cehennemdir. Yaslavneha, oraya varıp orada karar kılacaklardır. Ve bi'sel karar, ne kadar da kötü bir yerleşme, yerleşiklik yeridir. Ve cealû lillâhi endâden, bu kimseler ne yapmışlar? Allah'a ortaklar koşmuşlar. Nit kelimesi, endat onun çoğulu, benzerler Allah'a, kendi iddialarınca benzerler ortak koymuşlardır. Allah'ın benzeri yoktur da, kafirlerin iddiasına göre taptıkları sair şeyler güya Allah gibi ona benzer güce ve kudrete sahip, böyle kabul etmişler. لِيُضِلُّ عَنْ سَب۪يلِ, ne için böyle yapmışlar? Allah'ın yolundan saptırsınlar diye. İnsanoğlu Hazreti Adem'den bu yana, Hazreti Adem'in çocuklarından bu yana Allah'ın hükmüne bir karşı çıkış için gayret gösteriyor. Kendisinde bir şey görüyor. Haşa, ilah olma, ilahlaşma özelliği görüyor. Ve Allah'tan gelen bir emri yadırgayarak, karşı çıkarak, adeta sen bir emir gönderiyorsun ama ben seni kabul etmiyorum, ben emrimi kendimden alırım diyerek Allah'a bir karşı çıkma temayülü görüyoruz. Hazreti Adem'in çocuklarından bu yana bunu görüyoruz. Zamanımızda ise Allah'ın dinine karşı çıkanların hepsinde bu özellik vardır. Hepsinde. Zaman zaman Müslümanlar arasında da bunu şahsen ben görüyorum. Aslında bilgisizliğinden dolayı değil. Biraz da içindeki kibri ona sevk ediyor. Her insanda bir kibirlenme kabiliyeti vardır. İnsan onu terbiye etmezse o kibirlenme onu firavunlaştırır. Gittikçe Allah'a karşı bir isyana çevirtirir o kibir. Onun için kibir en büyük günahlardan sayılmıştır. Ve kibir örneği olarak Kur'an-ı Kerim'de şeytan ve firavun gösterilmiştir. Şeytan ve firavun. Şöyle düşünün. Allah ve Resulü'nün ortaya konmuş bir hükmü varken, bu sözü altını çizerek bir daha tekrar ediyorum. Allah ve Resulü'nün ortaya koydukları konmuş bir hükümleri, hükmü varken ona aykırı olarak bir şeyi savunmak ne'uzu billah insan için kötü bir durumdur.
adını koymak istemiyorum. Çünkü adını koyarsak insanı iman çizgisinin dışına çıkabilecek bir etiketle karşılaşabilir. Bir daha söylüyorum. Allah'ın ve Resul'ün koymuş olduğu bir hüküm varken ona aykırı herhangi bir tavır almak ve onun yerine başka bir şeyler koymaya çalışmak insanın kibrinden kaynaklanıyor ve bu anlayış insanı şeytanlığa ve firavunluğa doğru götürür. Müslümana düşen şudur ki böyle bir durumda içinden gelmese bile nefsini tepe 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 semi'na ve ata'na demesi gerekiyor. İşittik, itaat ettik. Peki insan niçin Allah ve Resulü'nün hükmü gayet açıkken ve bu insan da Müslümanken niçin acaba boyun eğmez? Düşünüyorum, şöyle şu sebepler aklıma geliyor. Ya kendi içinde bir kibir vardır, karizmayı çizdirmemek için dikleniyordur. Üstelik bir de bunun adını vakar koymuşlar, vakarımı koruyorum diye. Halbuki o vakar dediği şey, vakarla filan ilgisi yok. Bildiğin kibirdir, firavunluktur yani. Ve bu durumda Allah ve Resulü'nün hükmüne, nefsinin hükmünü tercih ediyor. Bu inceliğe dikkat etmemizi istiyorum. Müslümanlar bunu aşamadı maalesef. Şu dediğim noktayı aşmış değil Müslümanlar. Hani Müslümanların pek çok derdini dinliyoruz. Pek çok dinliyoruz. Meselelerini soruyorlar. Gözlemlediğim en çok dikkat çeken hususlardan birisi bu. İkincisi, menfaatiyle Allah ve Resulü'nün hükmü çeliştiyse menfaatini öne geçiriyor. Ve olağanüstü bir güçle kendi bildiğini savunmaya kalkıyor. Öncekinde insan nefsini ilah edinmeye doğru gidiyor. Önceki örnekte. İkincisinde dünyalık bir bahayı ilah edinmeye doğru gidiyor. İkincisinde. Üçüncüsü, sahip olduğu bir örf vardır. Örf. Allah ve Resulü'nün hükmü o örfe ters geliyordur. Ve insan, dediğim çevreler ya da insan örfünü aşamıyor. Örfünü Allah ve Resulü'nün koyduğu hükmün yerine koyuyor. Anlattığım birinci örnekten nefsini ilah edinmeye çalışıyor. Farkında değil. İkincisinde menfaatını, yani dünyalığı ilah yerine koyuyor. Farkında değil. Üçüncüsünde ise toplumu ilah edinme yoluna gidiyor. Farkında değil. Velhasıl şunu özellikle unutmayacağız. Allah'ın ve Resulünden öne geçmeyeceğiz. Hucurat Suresi 1. ayet. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettequllah. Ey iman edenler, Allah ve Resulünden öne geçmeyin, Allah'tan korkun. Bunun gibi de Kur'an-ı Kerim'de pek çok örnek var. Allah ve Resulünün koyduğu sınırı aştığımız an, neuzubillah, bilin ki başka şeyleri ilah edinmeye kalkışıyoruz demektir. İnsan ne olursa olsun dişini sıkmalı, her şeyinden vazgeçmeli, her türlü zevkinden, isteğinden, şundan bundan Allah ve Resulü'nün sınırını korumaya çalışmalıdır. Bir ara demiştim, insan müşrik olmazsa, münafık olmazsa, bir de ne olmazsa, şeytan olmazsa kolay mümin olur. İşte bu üçünü güzel öğrenecek, üçünden olmayacak. Bu anlattığım örneklerde kim insan burada münafık oluyor, kim yerde şeytan oluyor, kim yerde de müşrik oluyor. Dolayısıyla mümin mi bir tarafta kalıyor. Evet, buna iyi dikkat edeceğiz.
daha önce söylemiştim mutlaka. Herhangi bir olayda bir değerlendirme yapmadan, bir yorum yapmadan, bu günlük bir olay da olabilir. Gazete manşetleri doğrultusunda yorum yapmaktansa şöyle bir durun. Acaba bu konuda Allah ve Resulü ne der? Diye deyin. Ve bir düşünün. Sorun soruşturun. Allah ve Resulü dediği doğrultusunda yorum yapmaya kalkalım. Kalkışalım. Piyasadaki yorumlara baktığın zaman ben dibinde bir İslami yorum görmüyorum. Veya çok az görüyorum. Yönlendirmeler tamamen yabancı fikirlerden oluyor. Neyse, buraya gelelim tekrar. Kul, ey Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, kul li ibadi, kullarıma söyle. İbad kelimesi ya da abd kelimesi, kul ya da kullar, bu kelime kullanıldığında Allah Teala kullarım ya da kullarımız diye bir ifade kullanıyorsa ayet-i kerimede ya da kulum diyorsa o kişiler, o muhataplar salih insanlardır. Allah kafire kulum demez. Salih olan, mümin olan, kendisine teslim olmuş olana kulum diye der ayet-i kerimede. Mesela peygamberlerle ilgili kıssalara bakın. Orada kullarımız der Allah Teala ya da kulum der. Mesela Hazreti Nuh için fekezzebu abdena ve kalu mecnunun ve kalu mecnunun neydi ayet-i kerime? Fekezzebu abdena ve kalu mecnunun müzdecer. Müzdecer. Kamer suresinde. Nuh ismindeki kulumuzu, bak abdena kulumuzu kelimesi, onu tekzip ettiler, yalanladılar ve dediler ki bu her şeyden artık alıkonulmuş, hiçbir gücü vesairesi olmayan bir mecnundur dediler. Abdena. He? Evet. Kur'an-ı Kerim'in tamamında kulum denilen yerlerde muhatap Allah'ın mümin kullarıdır. Burada da bakınız. Ve kul li ibadiye, kullarıma söyle. Ellezine amenu, iman etmiş olan kullarıma söyle. Yukimu es-salate, namazı kılsınlar. Peki salat dedi de biz namaz diye tercüme ettik, öyle mi? Salat ne demek? Yalvarıp yakarmak demektir. Lukata baktığın zaman bizim bildiğimiz kıyam, kıraat, rükû, sucud, Subhaneke, Fatiha, Zemm-i Sûre, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel A'la, tahiyyat, salavatlar, bu anlamda değil. Bu anlama da gelebilecek ama genel anlamı yalvarıp yakarmak. Öyleyse biz namazı, salatı daha doğrusu nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan değil, Peygamberimizin sünnetinden öğreniyoruz. Bunu kafamızın en güzelliğine yazalım. Namazın tarifi, şekli, şemali Kur'an'da yok. Niçin bunu altını çiziyoruz bunun? Efendimizin sünnetini reddeden bir saf kesim var. Beyinsiz, beyinsiz, saf, saftorik bir kesim var. Kime hizmet ettiklerinin farkında değiller. İslam varsa Kur'an'daki, dışında başka bir şey kabul etmiyoruz diyen bir saf kesim var. Namazı biz Kur'an'dan öğreniyor değiliz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki salatı, namaz, biz alışık olduğu için namaz diyoruz. Salatı beni icra ederken nasıl yapıyorsan öylece yapınız diyor. Ve salatı kendisinin tarif ettiği şekil olarak bize hareketleriyle gösteriyor. Onlara söyle, salatı devam ettirsinler. Ve yunfiku mimma razaknahum, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de
Allah için harcasınlar. İnfak içinde neyi barındırıyor? Hem zekatı, hem sadaka-i fıtrı, hem fidyeleri, hem kefaretleri, hem de umumen sadakaları içinde barındırıyor. İnfak. İnfak zekata göre daha zordur. Daha zor. Mekke döneminde Müslümanlara infak emredilmişti. Zekat değil Mekke döneminde. Zekat değil. İnfak. Onun için gelip soruyorlardı. Ya Resulallah biz neyi infak edeceğiz? Ayet-i Kerime قُلِ الْعَفُوا dedi ki ihtiyacınızı alın, fazlasını verin. Günlük ihtiyacın ne? Şu, fazlasını ver. Çok zor bir olay. Bunun belli kalemi yok, belli miktarı yok. Belli bir seviyesi yok. Hani o diyoruz ya, nisap miktarı filan da yok. Yok. Ta Hicri 2. yıla kadar böyle devam etti. Hicri 2. yıl. Yani aşağı yukarı 14-15 sene böyle devam etti. Peygamberimiz zaten peygamber 22,5 sene. Bunun 14-15 senesi infakta gitti. Ondan sonra zekat emri gelince zekat infakın yanında o kadar basit kaldı ki devede kulak gibi oldu. İhtiyacını karşılayacaksın. Fazladan bir miktar malın olacak. Belli üzerinden bir sene geçecek. Ve bütün mallardan değil, belli bazı mallardan hepsini değil birazını vereceksin. Çok basit kaldı. Ama öte yandan dendi ki zekatla iş bitmez. Bir de bunun sadaka kısmı vardır denildi. Zekat mecburi vereceğimiz kısımdır. Ama bir de bunun nafilesi var. Tamam. Nasıl verecekmişiz? Sirran ve alaniyeten. Hem gizli hem açık verecekmişiz. Geçenlerde tekrar geçmişti. Gizli vereceğiz. Ortalıkta infak, sadaka ve zekat kültürü varsa, toplum buna yabancı değil ve alışıksa gizli vereceğiz. Açıktan vereceğiz. Ne zaman toplumda böyle bir kültür yoksa, halk öğrensin diye açıktan verilmesi iyidir. Geçmişte o kadar çok gizli sadaka verilmiş ki hayret edilecek ve artık ahlakın zirvesini ifade eden bir uygulama. Sadaka taşları. Belki duymuşsunuzdur. Konya'da kaç tane var bilmiyorum. Eskiden kalma. Epeyce var. Onlarcası sayılıyor. Nasılmış bu? Ücra köşelere şöyle insan boyunda demeyelim de bir buçuk metre boyunda taşlar. Büyük taşlar. Ağzında da bir kapak. Böyle 20-25 yaşlarındaki bir insanın kaldırabileceği, çocukların değil. Bir kapak. Gece karanlıkta sadaka vermek isteyen gidiyormuş, oraya para koyuyormuş. İhtiyacı olan da kimse görmeden oradan ihtiyacı kadar alıyormuş. İhtiyacını gördükten sonra geri getirip yerine koyabiliyormuş isterse. Kimin parası kime gitti belli değil. Ve bu çalışmış bu. Bir toplumda bu çalışıyorsa infak kültürü zirvededir demektir. Ve bu toplumda fakirlik yaşanmaz. Bu toplumda fakirlikten yana bir stres olmaz. Bu toplum tutkundur ve ona şeytanlar kolay kolay işlemez. Sır olarak, gizli olarak infakın en güzel uygulamalarından birisi bu. Sadaka taşları. Ve bu uygulanabilmiş. Şimdi bunu dünyaya anlatsan, dünya kabul etmez. Der ki ya bu olmaz, bu yaşanmaz bu. Kendisi çalıp çırpmaya alıştığı için, başkasına da destek çıkmaya hiç alışmadığı için bunu kabul etmez bu insan. Olamaz der yani. Ama olmuş. Ama olmuş bu. Uygulanmış. Allahul ha min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hilal. Allah Teala uyarıyor. Şöyle bir gün gelmeden önce
kullarıma söyle, namazı devam ettirsinler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz, bu ifadeye de dikkat edin, neyi sadaka olarak veriyorsak kendimizden değil, Allah'ın bize verdiğinden veriyoruz. Allah sık sık bunu bize hatırlatıyor. Dolayısıyla adam, ben şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle şu, bu hiç hoş değil. Şeytanın söyleteceği laflardır bunlar. Allah'tan gelenden bir kısmını verdin sen. Bu kadar, sen aracısın. Nasıl ki vergi memuru, vergiyi veren değilse, zekatı, sadakayı veren de veren değil. Allah'ın o konuda görevlendirdiği bir kişidir. Adeta Allah Teala, benim filan hazinemden şu kadar bir parayı, malı al, filana götür ver demiş gibidir. Öyle bir günden önce namaza devam edin, Allah yolunda mal harcayın ki o gün gelmeden önce öyle bir gün ki kendisinde bir alışveriş, bir takas yok, bir de dostluk da yok. Başka bir ayette herhangi bir şefaat da yok. Yani şöyle, ahiret gününde sahip olduğun bir şey yok ki takas edesin. Yani cebimizden ya da neyse banka hesabımızdan biraz para verelim de biraz sevap satın alalım. Yok öyle bir şey. Yok. Dostluk da yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Öyle ya. Herkes kendi derdine düşmüş. Dostluk da yok. Kendin tek başına Allah ile karşı karşıyasın. Böyle bir gün gelmeden önce namazı devam ettirsinler diyor. Allah Teala kullarıma söyle. Ve kendilerine verdiklerinde de gizli açık harcasınlar diyor Allah Teala. Peki şimdi burada la bey'un fihi ve la hilal, ayrıca Bakara suresine ve la şefaat da yok deyince, bizim kimi böyle heyecanlı tipler, kendilerine radikal diyen tipler, aradaki bütün 14 asırlık kültürü bir tarafa atan tipler diyorlar ki işte şefaat yok. Şimdi Arapçadaki la kelimesi, bir incelik anlatacağım, dikkat edin. La kelimesi Türkçe'ye yok diye tercüme ediliyor, doğru, yok. Fakat Arapçada sadece bir tane la yok. Birkaç tane la var. Türkçe'de bunların karşılığı yok. Dolayısıyla la geçen bütün yere aynı özellikle yok kelimesi kullanılıyor. Şimdi örnek vereceğim. Arapçada la bey'a ile la bey'un arasında fark vardır. İkisi de Türkçe'ye alışveriş yok diye tercüme edilir. Ama la bey'un ile la bey'a arasında fark var. La bey'a, yani la'dan sonra gelen kelime tenvinli gelmez ve üstün hareke alırsa la bey'a gibi, asla ve kat'a hiçbir zaman alışveriş yoktur demektir. Hiç ama. La bey'un olursa ya, İlki olarak alışveriş yok ama bazı şartlarda var anlaşılır. İncelik anlaşıldı mı bilmiyorum. Şimdi örnek veriyorum. La ilahe diyoruz değil mi? İllallah. Öyle değil mi? La ilahe değil de la ilahun olsaydı ne olurdu? Bak ikisi de la. La ilahun illallah olsaydı, haşa, bu civarda Allah'tan başka ilah yok ama belki başka yerlerde vardır anlaşılırdı. Anladınız mı inceliği? Ama la ilahe dedin mi, ilah denen bir cins yok. Onun için bu la'ya cinsini nefyeden la deniliyor Arapçada. Cinsini yok ediyor. Öyle bir cins yok. İllallah. Sadece Allah var. Bundan şunu anlıyoruz. Allah Teala kendisinin diğer insanlarca mabut edinilmiş
varlıklarla mukayese edilmesine bile razı değil Allah Teala. La ilahe illallah. Peki şefaat yok derken hangi la kullanılmış? La bey'un fihi ve la hulletun ve la şefaatun. Sonu üstün olan hareke mi yoksa ötre tenvin mi kullanılmış? La ve la şefaatun. Yani ilke olarak kimse kimseye şefaatçi olamayacak. Allah'ın müsaade ettikleri hariç. Türkçe'de şefaat yok diye tercüme edilince, bizimkiler de Arapça bilmeyince ya da inceliğini bilmeyince asla ve kat'a şefaat yok gibi anlıyorlar. Sanki Allah Teala la şefaata demiş gibi. Anlaşıldı mı incelik? Burada Allah Teala neyi kullandı? La bey'un, takas yok ama belli şartlarda olacak. Mesela nasıl olacak? Örnek vereyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Cemaatle otururken sahabeyle. Müflis kimdir? Müflis. Esnaflarımız hemen hatırlamıştır. İflas etmiş kişi kimdir? Borca batık. Elinde malı filan kalmamış. Alacaklar yakasına yapışıyor, kaçıyor bilmem ne. Öyle ya. Herkes böyle bir şey söylüyor. Peygamberimiz buyuruyor ki ümmetimin müflisi kıyamet günü getirilir. Bu adam namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş ama yanı sıra berikini öldürmüş, ona tokat vurmuş, buna sövmüş. Onun gıybetini, iftirasını şu bu yapmış olarak da getirilir. E peki cepte para yok ki bunu fidye olarak versin, kurtulsun. Yok. Ne olacak? Bu kişinin sevapları alınacak, alacaklara verilecek. Öyle bir an gelecek ki, bakınız alışveriş var bakınız. Aslında alışveriş yok değil. Belli şartta durumlarda var. Zaten onun için örnek verdim. Öyle bir an gelecek ki, bu haksız adamın sevapları bitecek, ama üzerindeki alacaklar hala bitmeyecek. Haklar bitmeyecek. Bu sefer ne olacak? O kişilerin günahları buna yüklenecek ve cehenneme atılacak. İşte ümmetimin müflisi budur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde takaslar, alışverişler var. Tamam. Ama git çarşıdan şunu bunu al, para ver filan, o alışveriş yok. Ayeti hemen bitirelim. Allahu lezî halaka semâvâti vel erdâ halaka semâvâti vel erdâ ve enzele mine semâi mâen فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ. Ayetler devam ediyor. İnşallah bundan sonrakinde, yani İbrahim Suresi 33. ayetten devam edelim. Bugün bu kadar.